Senin başarılı olmanı engelleyen ne varsa onların hepsi senin zihninde. Zihnindeki kilitlenmiş kilitler senin başarılı olmanı engelliyor. Sen çok çalışıyorsun, koşturuyorsun, uğraşıyorsun, çaba gösteriyorsun. Fakat bir türlü ilerleyemiyorsun, kazancını, bereketini, bolluğunu arttıramıyorsun. Örneğin kendi işini yapıyorsun ve aylık olarak sabit bir gelir elde ediyorsun. Ve kendi alanında uzman olduğunu biliyorsun. Bu konuda bilgili olduğunu düşünüyorsun, uzman olduğunu biliyorsun. Mesela mücevherat olabilir. Güveniyorsun kendine bu konuda. Veya tekstille uğraşıyorsun. Veya herhangi bir konuda danışmanlık yapıyorsun. Ve inanıyorsun kendine, yapabildiğine inanıyorsun. Bununla beraber aslında kazancını nasıl arttırabileceğini de biliyorsun. Atılması gereken adımları da biliyorsun. Ne yapacağını biliyorsun. Bütün sana lazım olan kaynaklara sahipsin. Ama buna rağmen bir türlü kazancını, bereketini, bolluğunu arttıramıyorsun. Bildiğin halde, uzman olduğun halde. Yani önünde görünmez bir cam var. Sürekli o cama çarpıyorsun. Hedefinle senin aranda bir engel var. Görünmez bir cam. Veya görünmez bir taban. Yükselmek istiyorsun ama yükselemiyorsun. Artık diyorsun, bir anlam vermeye başlıyorsun. Diyorsun ki tamam, beni engelleyen bir şeyler var. Ben her şeyi biliyorum. Uzmanım. Kaynaklar bende var. Nasıl kazancımı artıracağım da biliyorum. Koşuyorsun o hevesle, heyecanlısın ama sürekli o duvara çarpıyorsun. Bir türlü orayı aşamıyorsun. Engelin ne olduğunu bilmiyorsun ama artık fark ediyorsun. Böyle bir şey var, bir engel var. Peki bu kadar pratik bilgiye rağmen, uzmanlık bilgine rağmen, teori bilgilerine rağmen, çalışmana rağmen, koşturmana rağmen, bilmene rağmen neden bir türlü kazancını arttıramıyorsun? Neden bir türlü bereketini artmıyor? Neden bolluk bir türlü sende artmıyor? Neden o arzuladığın, yıllardan beri istediğin o hedefe ulaşamıyorsun? İşte insan genellikle bu duruma geldiğinde kendini şöyle teselli ediyor. Nasip değilmiş, kısmet değilmiş, rızkımız değilmiş, rızkımız sınırlıymış diye teselli etmeye başlıyor. Benim nasibim buymuş diyor, kısmetim buymuş diyor. Bana Hazreti Allah vermemiş diyor. Kişi kendini teselli etmek için başka yere gönderiyor. Yani benim yüzümden olmadı diyor. Benim suçum değilmiş diyor. Kısmet buymuş diyor. Benimle alakalı değilmiş. Benden kaynaklanmıyor diyor. Ama şunu eklemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Bu çok sağlam bir hadis-i şerif. Peygamberimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, bir insana Hazreti Allah iyilik murat ederse, iyiliğini isterse, o insana kendi hatalarını görme kabiliyeti verir. Kendi eksikliklerini görme kabiliyeti verir. Buradan ne anlıyoruz? İnsan o hatalarını, kusurlarını görmeye başladığı zaman, o kabiliyete sahipse, o hatalarını ve kusurlarını düzelttiği zaman istediği hedefe ulaşabiliyor. Bunu da eklemek istiyorum. Nasip kısmet meselesi dedik ya, nasibim değilmiş, kısmetim değilmiş diyor kişi. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Biraz önce eklediğim gibi kader gayrete aşıktır. Yani senin ilerleyememenin bir sebebi var. Bir engel var. Yani sen nasip diyerek, kısmet diyerek pes etmemen gerekiyordu. Gayret etmen gerekiyordu. Hareket etmeye devam edecektin. Sabır göstermen gerekiyordu. Birkaç adım daha atacaktın belki. O zaman arzuladığın hedefe ulaşacaktı. Ama senin işin kolay tarafına gitti. Nasip değilmiş, kısmet değilmiş diye ben de suç yok, ben de hata yok diye öyle görmeye başladın ve bıraktın. Eski motivasyon kalmadı. O enerji kalmadı. Çünkü sen kendini ikna ettin. Senin başarılı olmana engel olan, kazancına engel olan aslında sebep, neden? Çok basit. Bu ne biliyor musun? Kafandaki kilitler. Kafandaki açılmamış kilitler. Kafandaki, zihnindeki engeller, yanlış düşünce kalıpları, bunlar seni engelliyor. Senin aslında kendi kendine fark edemediğin, zihnindeki zengin olmana, bolluk yaşamana,
bereket yaşamana engel olan çekirdek inançlar, yanlış kalıplar, blokajlar senin ilerlemeni engelliyor. Dolayısıyla kazancını, bereketini, bolluğunu arttırmak istiyorsan ilk önce kafandaki kilitleri doğru anahtarla açma ile başlayacaksın. Yani zihnindeki engelleri tespit etmek ile başlayacaksın. Onları tespit ettikten sonra ortadan kaldıracaksın. Engelleri kaldıracaksın. İşte ancak o zaman o görünmeyen tavan ortadan kalkacak. Hani görünmeyen bir cam vardı ya, hedefinle senin aranda o cam, görünmeyen cam veya tavan ortadan o zaman kalkacak. Birçok danışanımız zihnindeki engelleri, kilitleri, blokajları buldu ve çözdü ve iş hayatında, meslek hayatında daha başarılı oldu. Şöyle düşün, bir dere akıyor ve derenin önünde taşlar var, engeller var, kayalar var. Sen şimdi bu önündeki kayaları, taşları kaldırdığında suyun akış hızının değiştiğini göreceksin, değil mi? Görürsün. Daha rahat akar, daha sakin akar ve dere daha da genişler, bir bolluk gelir, bir bereket gelir, kazanç gibi. Aynı onun gibi düşün. Yani kafandaki kayaları, deredeki gibi kayaları, zihnindeki engelleri, blokajları, yanlış inançları, yanlış düşünceleri, sana bu zamana kadar yüklenen gereksiz ve gerçek olmayan korkuları kaldırdığında işte o zaman o deredeki gibi bolluk, bereket sana akar. Bir dere gibi genişler. Tıkanıklıktan kurtulursun. Yani sevgili arkadaşlar, kafanızdaki engeller, zihninizdeki engeller, duygu, düşünce, davranış değiştirerek ortadan kaldırılıyor. Ve sen de engelleri kaldırdıktan sonra arzuladığın o berekete, huzura, mutluluğa, bolluğa, sağlığa ulaşabiliyorsun. Herkes yapabiliyor. Herkes kafasındaki engelleri tespit edip çözebilir. Bu gerçeği kabul edeceksin. Yani hayatını kolaylaştırmak istiyorsan, huzurunu arttırmak istiyorsan, bolluğunu, bereketini arttırmak istiyorsan, meslek hayatındaki başarını arttırmak istiyorsan, kendinle alakalı özgünlüğünü arttırmak istiyorsan, sağlığını arttırmak istiyorsan, o zaman kafandaki engelleri, zihnindeki engelleri tespit edip ortadan kaldırman gerekiyor. Bununla beraber duygularını, düşüncelerini, davranışlarını değiştirme yöntemlerini öğrenmeye başla. Engeller kalktıktan sonra göreceksin ki aslında hayat çok kolay. Seni engelleyen her şey senin kafandaymış. En büyük engel senin kafandaki engeller. Bizim birçok kişiye yardımcı olduğumuz gibi sana da yardımcı olmamızı istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için yapman gereken şey bu videonun altındaki linke tıklamak, form doldurup göndermek. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.